Altın Kuş. Miyav vardı, miyav yoktu. Bir zamanlar iki kardeş vardı. Büyük tüccardı. Bir karısı vardı. Çoluğu çocuğu yoktu ama çok malı vardı. Ne ki çok cimriydi. Küçük kardeşin ise iki oğlu vardı. Çok yoksuldu. Avcılık yapıyordu. Bir gün ormanda ışıl ışıl parlayan bir tüy buldu. Alıp abine götürdü. Abi dedi. Bu tüyü al da bana bu akşamlık çocukları doyuracak bir şeyler ver. Tüccar tüyü eline alıp evirdi, çevirdi. Bir de ne görsün? Tüyün som altın olduğunu gördü. Hemen karısına seslendi. Hanım, hanım, mutfaktan ekmek getir, yemek getir. Sonra da elini cebine sokup bir altın verdi. Kardeşinin şaşkınlığını görünce, biliyor musun bu tüy hangi kuştan düştü? Dedi. Eğer o kuşu getirirsen sana 100 altın veririm. Avcı bu sözü çok sevindi. Yarın ararım kuşu abi, dedi. Sabah erkenden ormana gitti. Kuşu bulduğu yerde dolaşmaya başladı. Birdenbire ışıl ışıl bir kuşun bir ağaçtan havalandığını görmesin mi? Ağaca tırmanınca orada ışıl ışıl altın bir yumurta buldu. Yumurtayı hemen abisine götürdü. Abisi bu sefer ona altın yumurta için 50 altın verip kuşu istediğini yineledi. Avcı iki günde kazandığı paradan öylesine mutluydu ki ormanda iki gün uğraşıp kuşu yakaladı. Hemen abisine götürdü. Abisi öyle sevindi, öyle sevindi ki ona 100 altın ödedi. Ve kuşu kesip karısına bu kuşu pişir. Öğlen de eve gelince hepsini ben yiyeceğim dedi. Avcının tuttuğu altın kuş sihirliydi. Onun ciğerini yiyen padişah olurdu. Katısını yiyen de her sabah yastığının altında bir altın bulurdu. Tüccar hem her gün yastığının altında bir altın bulmak hem de padişah olmak hevesiyle karısının kuşu pişirmesini bekliyordu. Kadın da kuşu bir tavanın içine koyup kızartmaya başladı. O sırada tavaya iki küçük parça düşüverdi. Katısıyla ciğeri. O sıra avcının çocukları okuldan dönüp amcasının karısından yemek istemek için mutfağa girdiler. Çünkü evlerinde kimse yoktu. Kızaran kuşun kokusu çok hoşlarına gitti. Tavadan iki küçük parçayı kapıp yutuverdiler. Sonra lafı işitme korkusuyla kaçıp gittiler. Tüccarın karısı tavaya bakınca kuşun ciğeriyle katısının yok olduğunu fark etti. Hemen bir tavuk kesip eksik parçaları tamamladı. Tüccar da gelip altın kuşu yedi. Ertesi sabah yastığının altına baktı, altın yoktu. Tam o sıra kardeşi gelip, bu altını küçük oğlanın yastığı altında bulduk dedi. Sizden mi çaldı acaba? Tüccar hemen ne olup bittiğini anladı. Öfkesinden kardeşine, oğlun şeytanla işbirliği yapıyor dedi. Hemen onu evinden kov. Avcı, abine ona altın ödediği için çok güveniyordu. Hemen eve dönüp küçük oğlunu evden kovdu. Küçük kardeşinin ağlayarak gittiğini gören büyük çocuk da evden ayrıldı. Tüccar, avcı kardeşlerine yeni avlar ısmarlarken avcının oğulları bir şehre ulaştılar. Bir handa kaldılar. Sabah handaki yastığın altında bir altın daha bulunca önce şaşırdılar. Sonra bu altının küçük kardeşin yediği kuşun ciğeriyle bir ilgisi olduğunu anladılar. Şehre indiklerinde büyük bir kalabalığın şehrin meydanında toplandığını gördüler. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir kuş gelip büyük çocuğun başına konuverdi. Kalabalık hep birden alkışlamaya başladı. Devlet kuşu yeni padişahımızı seçti diye bağırışıyorlardı. Çocuklar ne olduğunu anlayamadan kalabalık başlarına toplandı. Görevliler çocukları alıp saraya götürdüler. Bir süre sonra ikisinin de eğitimini tamamlayıp devlet işlerinde görev almaya başladılar. Küçüğün altını da bir yandan birikiyordu. Sonunda delikanlılar anne ve babalarını köyden yanlarına aldırdılar. Babalarından avladığı büyülü kuş oğullarının mutluluğunu sağlamış. Hak yerini bulmuştu. Hep birlikte miyavlar gibi mutlu yaşadılar.